Eski görüntülerde saçın çok uzun. Evet. Çok güzel. Onlar bir gelsin ekranlara önce. Sonra neden böyle kestin, bu hale geldi saçlar, bu kadar kısaldı. İzleyelim mi? Ne zaman kestin saçlarını? Bir ay oluyor değil mi? Bahattin kesti İki ay kadar ben kestim evet. Neden kesti? Sinirlendi. Sinirlendi. Aynen. Neye sinirlendin? Olaylar ortaya çıkıyor. Her şeye. İdem Hanım. Sen olayların hepsini bir ay önce öğrenmedin ama. Yok. Dilek son, bize, son bir dakika, ben Dilek'le konuşacağım. Bize her şeyi tamam. Anlatırsın olur. Anlatmanı rica ediyorum senden. Yani Bahattin de sana bir şey yaptıysa bize her şeyi anlatır mısın? Yok. Hı? Hayatım anlat. Korkmana gerek yok. Bunlar ortaya çıktı. Yani sen çocuğunun babası. Aslında sana evet. Sahip çıktı öyle biliyoruz. Evet. Saçını neden kesti? Sinirlendi. Bunlar ortaya çıkınca 5 ay kadar falan oluyor zaten. 6 ay falan oluyor. Onda ilk başta buranla kesti. Üzüldü mü? Tabii. Çok güzelmiş. Ben bile üzüldüm. Ama çabuk uzuyor saçlarım. Uzatacak mısın? Bilmiyorum. Böyle yakışıyor diyor bana. Sen peki kendini öyle beğeniyor musun? Erkek gibi duruyorum şahsen. Çok güzelsin. Gözlerin var ya o gözlerin. Ama uzat istersen. Ben de uzun saçı çok sevdim. Uzat olur mu? Bence tamam. Daha mutlu olacaksın öyle. Hangi olaylar ortaya çıkınca Bahattin ne oldu? Niye saçını kesti? İlk başta bu... Bu arada özür dilerim. O sana o kabusu yaşatanların olduğu köyden... anlayın olacak. O köyden ne kadar oldu çıkalı? İki sene olacak değil mi? İki sene oldu mu? Aşağı yukarı. Saçını neden kestin? Saçını ilk bunları ortaya çıkarttığımda kaynanamla ikisi aynı anda geldiler. Hı. Bunları bana anlattılar. Tabii ben çıldırdım. Hepsini yani... Yok hepsini kesmedim ilk dedim ama. Hayır yok. Önce şöyle kesmişsin biliyorum. Önce öyle kestim sonra daha da farklı... Kişiler, şahıslar ortaya çıktı ve daha sonrasında tekrardan benim, abimin babine tekrardan erkekler girdi. Nasıl yani? Açıklasın. Oh. Evlisiniz, çocuğunuz var. Evet. Evet. Hı. Anlat. Bırakıyorlardı evet, bu madde bırakıyorlardı. Onu alıp kullandığımda, evet aldım. Aldın, kullandın. O sırada yine seninle... Evet. Seni sattılar mı orada? Bu kez de kocana ait bağ evinde seni sattılar. Kim? Annen mi yaptı yine? Evet. Of ya Dilek. O sırada siz kaç aylık evlisiniz? 1,5 senelik işte. Çocuk da var? Çocuğumuz vardı evet. Ablamdaydı çocuk. Oo. Bu olaylar... Çocuğun var ki çocuk doğduktan sonra da mı sattılar seni? Ben neler yaşadım Didem Hanım. Sen de Dilek'i cezalandırdın. Saçımı kesti. Kendisi çok sever. Saçlarım normalde. Evet. Ama saçlarımı kestikten sonra geri yerden kendisi topladı tek tek. Tek tek. Ne yaptın? Nerede saçlar şimdi? Sinirlendikten sonra geri attı tabii. Çöpe attı. Evet. Saç senin saçın. Yaşadık. Hayır. Şimdi aklı biraz başına geldi için... ama ondan sonra. Hı? Galiba saçlar alıyordu aklını. Öyle hani... Hayır olur mu Bahattin? Bahattin, yaptığının hata hani olduğunu kabul eder, özür diler misin hayır, ondan? Hayır, diledi zaten. Ben de buradan duymak istiyorum. Şöyle söylüyorum, Bahattin, Türkiye'nin önündeyiz. Türk evet. Kamuoyunun önündeyiz. Bir herkesin önünde çok ağır şeyler yaşamışsın. Dilek senden çok daha ağır şeyler yaşamış. Bunu kendi iradesiyle yapmadığını söylüyor. Lütfen Dilek'ten özür diler misin? Dilek'ten özür diliyorum. Zaten daha önce de diledim. Hı-hı. Evet, çok kesin. Çünkü ben onun saçlarını da çok seviyordum. Evet. Devamlı yatarken okşayıp yatıyordum. Tabii ama bu olaylardan sonra
Önce buradan kestim. Hı hı. Sonra bir defa daha Bavin'de aynı şekilde bu olayları yaptığı zaman bir daha kestim. Çünkü ben bak ben burada seni gördükten sonra bir de sen yapılan röportaj önce ben burada seninle karşılaştım ama her türlü bilgi bana geliyor. Fotoğrafları gördüm önce. Sonra yani senin kısa saçlı halini gördüm. Dedim ki saçları böyle olan insan saçını bu kadar çok kısa uzunmuş. Hemen kesmez. Ben gönderdim Didem Hanım fotoğrafları. Biliyorum sen gönderdin. Teşekkür ediyoruz. Sen getirdin zaten. Evet. Evet. Seni suçlamıyoruz. Sadece yaşananları anlamaya çalışıyoruz. Ama onu cezalandırma. Olur mu? Yapma artık. Tamam. Bu saatten sonra zaten öyle bir şey kalmayacak. Çünkü her şey bütün gerçekliğiyle çıkacak ortaya. Evet, peki şöyle. Mutlu bir şekilde gideceğiz. İnşallah. İnşallah. Çünkü sana bunu yapanların adalet önünde hesap vermesi.